Hayırlı olmasını diliyorum. Hem Zeytinburnumuz, hem
hem de güzel ülkemiz Türkiye'miz için, İslam alemi için ve tüm insanlık için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yine Allah'a duamız, inşallah Ramazan'ın sonuna kadar birlik ve beraberlik içerisinde, barış ve huzur ortamı içerisinde bu güzel Ramazan'ı eda ederiz. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Bu akşam sizlerle birlikte yine misafirlerimiz var. Öncelikle bu akşamki iftar soframızın ev sahipliğini yapan Esat Ulu kardeşimiz bizlerle beraber, ailesiyle birlikte buradalar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Rabbim helalinden bol versin, Allah kabul etsin. Yine AK Parti'mizin değerli ilçe başkanı Bahattin Ünver kardeşimiz bizlerle birlikte. Yine AK Parti'mizin Zeytinburnu'ndan sorumlu İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Balin kardeşimiz bizlerle birlikte. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Burçak Uygun genç kardeşimiz, AK Parti'nin İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve ekibi, ilçe başkanımız Sercan kardeşimiz bizlerle birlikte. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Mahalle muhtarımız Hüseyin Sarıyer kardeşimiz, muhtarımız bizlerle birlikte. Kendisine teşekkür ediyoruz. Değerli muhtarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine Merkez Efendi mahalle muhtarı Necdet Baykan kardeşimiz de bizlerle birlikte. Osman Eyübil, Yeni Doğan mahallemizin AK Parti mahalle başkanı. Osman kardeşimiz de bizlerle birlikte. Sivil toplum örgütlerinden dernek başkanlarımız var. Yine farklı siyasi partilere mensup kardeşlerimiz var. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Emniyet müdürümüz, meclis üyesi arkadaşlarımız ve mesai arkadaşlarımızın bir kısmı bizlerle birlikte, geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili hemşehrilerim, üçüncü iftarımızı yapıyoruz. İlk iftarımızı Zeytinburnu Meydanı'nda ilk akşam gerçekleştirdik. Dün akşam Seyyid Nizam mahallemizde, Seyyid Nizam mahallesindeki hemşehrilerimizle birlikte iftar yaptık. Bu akşam sizlerle birlikteyiz, Yeni Doğan mahallesindeyiz. Allah nasip ederse Ramazan'ın sonuna kadar her akşam farklı bir mahallemizde, burada olduğu gibi iftar sofraları kuracağız. Onun dışında her cumartesi akşamı Zeytinburnu Meydanı'nda teravihden sonra etkinliklerimiz olacak. Yani dört akşam önümüzdeki Ramazan içerisinde, dört cumartesi akşamı teravihden sonra Zeytinburnu Meydanı'nda etkinliklerimiz olacak. Bu etkinliklerimize müsait olan hemşehrilerimizi bekliyoruz. Gönüllerimizi birbirine açalım diyorum. Bakınız, Allah insanı öyle yaratmış ki bu kalbi, bu gönlü öylesine yaratmış ki bir kişiyi seversiniz, ikinciye yer vardır. Yüz kişiyi seversiniz, diğer yüz kişiye de yer vardır. Bir milyonu seversiniz, 77 milyona da yer vardır. Hatta milyara yer vardır. İşte bu Ramazan'ın güzelliği hürmetine gönüllerimizi önce aile içerisinde
aile bireylerine, sonra komşularımıza ve herkese açalım diyorum. Rabbim Zeytinburnu'muzu korusun. Rabbim hepimizi korusun. Geçen yıl yeni doğan mahallemizde iftar yaptık. Ama geçen yıldan bu yıla ulaşamayan büyüklerimiz, kardeşlerimiz var. Rahmetli olan kardeşlerimiz var, ağabeylerimiz var. Onların da mekanları cennet olsun. Bizleri de Cenab-ı Hak önümüzdeki Ramazan'a inşallah sağlık, sıhhat içerisinde kavuştursun diye dua ediyoruz. Geldiğiniz için tekraren teşekkür ediyorum. Misafirlerimiz adına ilçe başkanımız Bahattin Ünver kardeşimiz de sizlere bir merhaba diyecekler. Efendim sağ olun, var olun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Evet. Çok değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Sizlerle bizleri bir araya getirdiği için. Sevgili kardeşlerim, ben de yıllarca Zeytinburnu Yeni Doğan Mahallesi'nde oturan bir kardeşinizim. Çoğunuzu tanıyorum. Ve burada bir hasret giderdik. Şükrediyoruz Allah'a ki bu günleri yeniden bize yaşattı. Ramazan'a yeniden ulaştık. Ülkemizde birlik ve beraberlik içinde, huzur içinde, zenginiyle, fakiriyle herkes bir arada sokak iftarındayız. Herkes çoluğunu çocuğunu almış. Kardeşlik içinde beraber Ramazan'ı paylaşıyoruz, iftarı paylaşıyoruz, Allah'a hamdolsun. Ama ne yazık ki ülkemizin dışında bize çok yakın olan kardeşlerimiz ve komşularımız içinde büyük bir sıkıntı var. Ne yazık ki oradaki insanlarımız sıkıntı içinde. Bir kısmı evini, yuvasını, yurdunu bırakmış durumda, bir kısmı ne yazık ki şehit olmuş durumda. O kardeşlerimize de inşallah Ramazan'ı vesile kırarak dua edelim diyorum. Biz ancak Müslüman kardeşlerimiz huzurlu olursa, mutlu olursa ancak huzurlu oluruz, mutlu oluruz. Yine de şükrediyoruz ki böyle bir ülkede yaşıyoruz, birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Ramazan'ın birlik ve beraberliğimizi daha da artırmasını diliyor. Bugün belediye başkanımızı ve bu yemeği düzenleyen, veren Esat abimizi yalnız bırakmadınız, bizleri yalnız bırakmadınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar, şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum.